CRP ya da SRP diye de okunur bazen. Çok sık soruluyor arkadaşlar. Bu nedir? Niye artar? Ee, kısaca bunu size özetleyeyim. CRP demek, C-reaktif protein demek arkadaşlar. Bunun kısaltması. Bu protein karaciğerde üretilir. Her türlü infeksiyonlarda ve inflamasyonlarda artabilen bir protein. Özellikle bakteriyel enfeksiyonlarda artar. İşte aklınıza ne gelirse. Tonsilit yani boğazda iltihap. Zatürre, pneumoni, tüberküloz. Ee, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, bağırsak hastalıkları vesaire. Bunlar da artar, inflamasyonlar da artar. Bazı kanserler de artar. İşte özellikle lösemi, lenfoma, doku kanserleri. Yine travmalar da artar. Bu ameliyat travması da olabilir ya da fiziki travma olabilir. İşte bir yerden düştünüz, bir yeriniz kırıldı neyse. Bu travmalar da artar. Otoimmün hastalıklarda artar bu otoimmün hastalıklar ne demek? Vücudun kendine saldırdığı hastalıklar. İşte lupus'tur, romatoid artritlerdir, zöğren sendromudur. Bu tür hastalıklarda artar, tiroiditlerde artar. E, kanserleri zaten söylemiştim. E, yani vücutta her türlü infeksiyon ve inflamasyon durumunda artar. Tabi CRP yüksekliği özellikle çocuklarda da önemli. Çocuklarda genellikle hastanelerde işte bu test istenir. Yatan hastalarda, çocuklarda bunun yüksekliği genellikle arkadaşlar kan zehirlenmesi yani sepsis dediğimiz bakteriyel enfeksiyonlarda görülür. Onun dışında işte boğaz iltihabı, tonsilit, zatürre, pnömoni o gibi durumlarda artar. Bunun üst sınırı yaklaşık 4-5 mg desilitredir arkadaşlar. İşte onun üzeri enfeksiyonun şiddetiyle orantılı olarak artık yüksek <laughs> kabul edilir. Ee, peki CRP yüksekliği nasıl düşer? Doktor işte bu niye yükseldi diye araştırma yapar, bazı testler ve görüntüleme yöntemleri ister. Olayın nedenini bulur ve bunu tedavi ettikten sonra CRP de düşer arkadaşlar. Onun için CRP yüksekliği e, tek başına hastalığın nedenini göstermez. Bu CRP yüksekse bende ne hastalığı var diye düşünmeyin. Her türlü hastalıkta artabilir, özellikle bakteri enfeksiyonlarda. Ve tedavisi de genelde Olası enfeksiyonun giderilmesiyle olur. Ondan sonra zaten SRP düşer. Evet. SRP böyle arkadaşlar. Bununla ilgili yine sorunuz varsa videonun altından bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.